dikkat eksikliği olan çocukların da özellikle online derslere adaptasyonlarıyla alakalı sorunlar oldu. Burada ebeveynler eğer destek vermediler ise zaten çok da devam edemediler o sürece. Dikkat eksikliğinde bilmemiz gereken şey çocukların bir noktaya özellikle çok da keyif almadıkları ve akademik olan noktalara karşı dikkatlerini yoğunlaştıramama sorunu vardır. Sıkılırlar. Yani siz onun oturtursunuz ekranın karşısında, dersi de açarsınız ama 10 dakika sonra bakmışsınız başka bir şey yapıyor. Ya da kalkmış oradan, gidip resim çiziyor vesaire. Bu konsantrasyon problemi öğrenmeyi çok aşağıya çeken bir şey. Burada bizim o zaman ebeveynlere söylediğimiz, lütfen siz de zaten bir dönemde evdeydiniz, orada mutlaka oturun, başında olun. Bunu ödev yaparken de öneriyoruz. Çünkü eğer siz başında olursanız çocuğun, ödev daha kaliteli ve daha kısa sürede bitiyor. Ama siz başında olmazsanız, yani kendi yapsın derseniz 10 dakika sürecek ödev 1 saat sürüyor. Bu online derslerde de böyle oldu. O nedenle bu bir sorun olarak karşımıza gerçekten çıktı. Ve ebeveynlere önerimiz, şu anda eğer akademik eksiklikleri varsa bu çocukların, mutlaka bireysel olarak destek verip kendileri bu eksiklikleri gidermeye çalışsınlar okullar açılasıya kadar.